Acı haber, sabaha karşı geldi. Önce İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'ne, sonra Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Türkan Saylan, Türkiye'nin Türkan hocası son nefesini vermişti. Profesör Doktor Sayın Türkan Saylan 18 Mayıs 2009 günü sabah 04:45'te hayata gözlerini yummuştur. Kanser olduğunu 23 yıl önce öğrendi. O günden bu sabaha kadar yılmadı, bıkmadı, hastalığa karşı savaştı. Tıpkı cehalete karşı savaştığı gibi. Kız çocuklarının eğitim hakkı için savaştığı gibi. Her zaman olduğu gibi dik durdu. Bir çınar gibiydi. O çınar 74 yılın ardından devrildi. Geriye her anı bilimle, eğitimle dopdolu anılar bıraktı. On binlerce kardelen bıraktı. Mücadeleyle dolu bir yaşam bıraktı. Mesajı ben bütün randevularımı tamamladım. Bana düşen bütün görevleri yerine getirdim. Ölüme de hazırım. Ölüme hazırdı. Saatler sabaha karşı 04:45'i gösteriyordu. Türkan Hoca'nın tansiyonu 3 gündür giderek düşüyordu. Bilinci yerindeydi ama konuşamıyordu. Çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, elleriyle, gözleriyle konuştu. Duygularını bakışlarıyla anlattı. Son günlerde vücudu yorgun düşmüştü. Üzgündü, evi aranmış, mektuplarına, daha da önemlisi biricik öğrencilerinin kayıtlarına el konulmuştu. Çocuklarında, gençlerinde ve yol arkadaşlarının yüreğinde hayalleri, düşünceleri, ilke ve değerleriyle yaşamaya devam edecektir. Ailesi ve arkadaşları İstanbul Tıp Fakültesini doldurdu. Ama sadece onlar değil, oradaki hastalar ve hasta yakınları da gözyaşlarını tutamadı. Ben Türkan Saylan'ın hayatını kaybettiğini burada öğrendim. Yakınımı hastaneye getirmiştim. Burada kalabalığı, medyayı falan görünce bir terslik olduğunu anladım. Sonra içerideki yayında duydum ve çok büyük bir şok yaşadım. Kadınlarımız hep sırık, hep çekimsel, bastırılmamalı, böyle değerler kolay yetişmiyor. Saylan'ın cenazesi sevenlerinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Zincirlikuyu mezarlığına götürüldü. Ben burada oturuyorum. Ve evi. Evin ünlü penceresi. Artık yoktu. Pencere boştu. Geriye o anı donduran yağlı boya bir resim kalmıştı. Hüznün merkezlerinden biri de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ydi. Türkan Hoca'nın masası çok sevdiği papatyalarla donatıldı. Bir taziye defteri konuldu. Ama ona duyulan sevgiyi anlatmaya kelimeler yetmedi. Saylan'ın cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan alınacak. Saat 2'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne getirilecek. Burada bir anma töreni düzenlenecek. Oradan Teşvikiye Camii'ne götürülecek. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kortej eşliğinde yürüyerek yeniden Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülecek. Ve ebedi istirahatgahına defnedilecek.